Artık bu kasabada benzer olayların yaşanmasına müsaade edemeyiz Kaymakam Bey. 3-5 eşkıyanın yaptıkları ortada. Cemal Yüzbaşı ve Nazlı Hanım'ın kaybı da bize ibret olmalı. Haklısınız kumandan. Acımız derin. Sizden istediğim bilgilere ulaşılabildi mi acaba? Evet. Bu dosyada. Suç işleyip de dağa çıkanların çetelesi. Ancak kasabamız için tehlike oluşturan yok gibi. Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Orası öyle. Endişeniz olmasın. Eşkıya ile nasıl başa çıkılacağını iyi bilirim. Anlatın kumandan. Nasıl? Onların usullerini kullanarak. Seçilmiş küçük bir ekip kurup dağlara çıkacağım. Çete usulü yani. Çete usulü mü? Koskoca ordu halledemedi. Maalesef nedeni de bu. Ordunun dağda gerekli manevra kabiliyeti yoktur. Ama küçük bir ekiple gerekirse günlerce dağda kalıp iş sürebilirsiniz. Bana itimat edin Kaymakam Bey. Askerlik zanaatini en kıymetli subayların, paşaların yanında öğrendim ben. Madem öyle, bildiğiniz gibi yapın. Unutmadan, şu tutuklu eşkıyanın nakli mevzu var Kaymakam Bey. Evet. Daha önce olanlar, yaşananlar malum. Vilayetten ehil bir birlik istemek gerek. Bir tek mahkumun nakli için mi? Bu gibi durumlarda mahkum sayısının ehemmiyeti yoktur efendim. Sorun galeyana gelenlerin sayısında. Orası öyle de... Pekala. Bugün vilayetle irtibata geçerim. Siz şu dosyayı inceleyin bir. Peçeli mi? Evet. Yüzünde hep peçe olduğu için öyle deniyormuş. Bu bölgede dolanır ama kasabaya pek musallat olmaz. Abla? Abla ne olur. Benimle bile konuşmuyor, ağlamıyor bile. Ağlıyor ama biz görmüyoruz. Gözyaşları içine akıyor. Korkutuyor beni Feraye abla. Korkma, hiçbir şey durduğu yerde durmaz. Tutar tutar sonunda sel olup akar. Keşke Nevzat abim olsaydı. Yanımızda olsaydı. Kim bilir bunları öğrenince ne olacak? Yeter tuttuğum bu kara yaz Ayşe'cim. Onlar öldü. Ama sen yaşıyorsun. Zorla ağzına çorba akıtıyoruz. Hayat bu. Ölüm de doğum da insan için. Ama bu ölüm tabii bir ölüm değil. Bir kanadımız kırık artık. Demek konuşmayı unutmamız. Bütün bunların sorumlusu o. Kim o? Eşkıya. Şeref denen o canavar. Cemal'i sakat bırakan o. Şimdi o olmasa... Nazlı da Cemal'in arkasından. Dök acını, rahatlarsın. Bütün sevdiklerimi kaybettim. Artık beni hiçbir şey rahatlatamaz. Öyle deme. Zeynep var, Ali var. Sevdiğim bir adam var. Nevzat dağlarda. Yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Bir nefes aldığımı biliyorum. Canım çekilmiş gibi. Ama o eşkıya hala yaşıyor. Hem de iki adım ötemde. İşte bu çok ağır, bunu hazmedemiyorum. Öfken onları geri getirecekse kız, bağır çağır. Ama biliyorsun ki faydasız. Ne yapayım peki? Metanetli olmalısın Ayşe. Senin iki tane çocuğun var. Biri Zeynep, biri Ali. Onlar seni de kaybetmiş gibi üzülüyorlar. Böyle kendini bırakırsan onları kimse toparlayamaz. Hadi, hayata, aramıza dön artık. Müzik.
artık birlikteler. İkisi de tek şey istiyordur. Sizlerin üzülmemesi. Ayşe abla. Abla. Ağlama Zeynep. Çok korktum. Sana da bir şey olacak sandım. Merak etme. İyiyim ben. Acıkmışsındır. Feray abla senin için sarma yapıyor. Ben hemen sana bir şeyler hazırlayayım mı? Dönüşte. Biraz dolaşmak istiyorum. Ben de geleyim. Hayır Zeynep. Yalnız olmak istiyorum. Ablanı hemen bunaltma Zeynepciğim. Bırak dolaşsın. Görünmüyor değil mi? Yine dağlara mı gitti yoksa? Nereden çıkardın şimdi bunu? Hali mi var dağlara çıkacak? Dolaşıyor işte, bırak dolaşsın. Ablama iyi gelecek tek şey Nevzat abimin dönmesi. Bu biraz zor görünüyor ama. Onu da kaybedemeyiz. Feray abla, Ayşe ablam Halim'le görüşürse belki, belki işe yarar. İyi de nasıl? Yunus, ne yapıp onu ikna etmeliyim. Ben gidiyorum. Hemen mi? Asker kardeş, Yunus Çavuş'u görmeliyim. Burada yok, mı? Çavuşum dışarıda. Öyle mi? Neyse, benim bir mahkumla görüşmem lazım. Buna izin veremem. Neden? Ben yabancı mıyım, beni tanımıyor musun? Tanıyorum Ayşe Hanım. Ama özel izin olmadan olmaz. Kesin emir var. Neden? Biliyorsunuz, içeride eşkıya başı var. Onu korumak için. Ben de onun için geldim zaten. Çekil önümden. Ayşe Hanım bakın, yanlış yapıyorsunuz. Çekil dedim sana önümden. Beni zorla girmeye mecbur etme. Yapamam. İyi değilsiniz siz. Sana ne? Aç dedim sana. Aç şu kapıyı. Ayşe, Ayşe. Ayşe tamam. Tamam, tamam. Tamam. Bırak tamam. Beni. Tamam. Eşkıyayı vurmasın. Tamam bırak sen, tamam. O yaşarsa ben yaşayamam. Cezasını çekecek. Yemin ederim cezasını çekecek. Her şey düzelecek Ayşe. Kumandan geliyor çavuşum. Sen Ayşe Hanım'ı içeri al, sıcak bir şeyler içsin, tamam mı? Vatandaş tartaklanıyor. Suçu ne? Belli değil. Tartaklayan kim? Koca zaptiye çavuşu. Üstelik herkesin içinde. Sana usul erken öğretmediler mi asker? Ortada bir suç varsa içeri tıkarsın, sorgularsın. Ama vatandaşa elini süremezsin. Bu bir daha asla olmasın çavuş. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı kumandanım. Cephede değiliz çavuş. Savaş biteli çok oldu. Artık dünyaya karşı zafer kazanmış bir ordunun askerleriyiz. Ödeneğimiz olmayabilir. Yenisini de alamayabiliriz. Ama siz çavuşsunuz. Böyle yaka bağır açık. Haklısınız. Özür dilerim kumandanım. Çavuş, emrindeki askerlerin kılık kıyafetlerinden sen mesulsün. Var olan en iyi şekilde giyilecek. Düğmesi yoksa bile onu oraya asker kendi dikecek. Herkes tıraşını olacak, tıraşsız tek bir asker bile görmeyeceğim. Çakı gibi olacaksınız. Baş üstüne kumandanım. Bundan sonra karşımda. Başta bana, sonra kendine. En mühimi de ahaliye saygılı asker isterim. Çavuş. Buyurun kumandanım. Senden askerin içinden iyi ata binen, iyi silah kullanan, en çevik, en kuvvetli ve en akıllılarından 5 tane asker seçmeni istiyorum. Hemen. Emredersiniz. Daha iyi misin? Hadi eve götüreyim seni. İyiyim ben.
içerim. O eşkıya yaptıklarının bedelini ödeyecek. Hem de en ağır biçimde. İnan bana Ayşe. Abla. Zeynep geldi Yunus. Eve kadar gelmene gerek kalmadı. Dolaşmaya diye çıkmıştın. Ablanı geçerken gördüm. Birlikte bir ıhlamur içtik. Sen neden geldin? Yunus'la konuşmak için. Yunus, ablamı Halim'le görüştürür müsün? Bunu ancak sen yapabilirsin. Ben de söyledim. Ama olmaz dedi. Kanunlar var, kurallar var. Ben nasıl yaparım? Yunus lütfen, Nevzat abim için bir şeyler yapmalıyız. Onun da Cemal abim gibi yok olup gitmesine izin veremeyiz. Israr etme Zeynep. Yunus emir kulu. Yüzbaşım için bir şey yapamadım, evet. Ama teminim için yapacağım. Bunun için her şeyi göze alırım.